اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على رسولنا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين والحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق صلوا على رسولنا محمد اللهم صل على محمد وعلى سيدنا محمد صلوا على شفيع ذنوبنا محمد اللهم صل على محمد صلوا على طبيب قلوبنا وقرة عيوننا محمد اللهم صل على محمد يا Cümlemizi, analarımızı, babalarımızı, dua bekleyen kardeşlerimizi affı mağfiret eylesin. Hayatımızı güzel bir şekilde geçirip inşallah imanı kamille Rabbimize varabilmeyi Cenab-ı Hak cümlemize nasip eylesin. Allah Celle Celaluhu hepimizi, evlatlarımızı, neslimiz, zürriyetimizi, damatlarımızı, genelimizi çok hayırlı eylesin. Evlerimize huzur, kazançlarımıza bereketler nasip eylesin. Rabbim gözlerimizi zinadan, dillerimizi yalandan, midelerimizi de haramdan muhafaza eylesin. Değerli kardeşlerim, malumunuz önümüzdeki pazartesi günü yani 11 Eylül 2023 itibariyle İlkokul, ortaokul, lise bölümleri açılmış olacak. Okullar açılıyor ve yavrularımız okula gidecekler inşallah. Ve Türkiye'de ilkokula, ortaokula, liseye giden öğrencinin sayısı tam 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 18 milyon. Büyük bir rakam. 18 milyon yavrumuz okullarımıza gitmek suretiyle kendilerini yetiştirecekler, geliştirecekler. Rabbim onlara sadece maddi yönden eğitimleri değil de manevi yönden de eğitimlerini alabilmelerini ve ahlaklarını koruyabilmelerini, çok hayırlı evlatlar olmalarını biz ahirete gittiğimiz zaman da arkamızdan o evlatlarla beraber amel defterimizin kapanmasının efendim adeta yasaklandığı durum ey meleklerim bu şahıs vefat etse de hayırlı evlatlar bıraktı. O evlatlar ona dua edecekler, namazlarını kılacaklar, Kur'an'dan okuyacaklar. Bu ölen kimse kadınıyla erkeğiyle evlatlarının o dualarından istifade edecekler. Böyle müjdelerde de ulaşmayı Rabbim nasip etsin inşallah. Evlat dünya nimetlerinden en büyük, en büyük, en büyük herkese efendim bazen de verilmeyen, eczanede satılmayan veya fabrikası olmayan Rabbimizin ikram etmiş olduğu nimetlerden birisi. Allah Celle veriyor emaneti. Bir tırnağını yaratamayacağımız, yaratma, yaratma gücüne sahip olmadığımız bir tel seçin efendim yaratamayacağımız o evlatlar bizim kucağımıza bırakılıyor. Buyur bakalım nasıl yetiştireceksin. Onun için evlatlar bizim için bir imtihandır. Kur'an-ı Kerim öyle diyor bize. Bismillah. Ve alemu ennemâ envâlukum ve uladukum fitne. İyi bilin ey kullarım, mallarınız ve evlatlarınız size bir imtihandır. Rabbim bu imtihanı güzel geçebilmeyi nasip eylesin. Kolay değil. Yani daha işin başında onların dünyaya gelmeden önce helal lokma ile efendim dünyaya gelmesini sağlamak lazım. Dünyaya geldi. Hayırlı bir isim vermek lazım. Çünkü çocuk o ismiyle müsemma oluyor. Allah bize emanet vermiş. Biz kalkacağız. Allah'ın sevdiği bir ismi çocuklarımıza koyacağız. Yoksa efendim popüler bir isim herkesin de sevdiği, hoşuna giden bir isim. Ondan sonra işte iyi bir futbolcu, iyi bir artist, iyi bir şarkıcı, türkücü neyse böyle bir şey tabii asla biz düşünemeyiz emanet adı üzerinde. Dostlar, Allah bu emanetlerimizi güzel koruyabilmeyi nasip eylesin ve adrese güzel teslim edebilmeyi nasip eylesin. Mesela yine Kur'an-ı Kerim'de Rabbimiz Tahrim suresinin 6. ayetinde bize diyor ki buyuruyor Esad ya ey yuhalladine amanu ey iman edenler ey benim iman etmiş kullarım yani Allah'a ve ahiret gününe inanmış o günde hesaba efendim çekileceğini düşünen benim kullarım ku enfesekum ve ehlikum nara aman aman dikkat edin hem kendinizi hem de çocuklarınızı aile bireylerinizi ateşten koruyun yani Onunla bu dünyadaki sıkıntılarını tahammül edemiyorsunuz. Yarın ahirette, mahşerde nasıl tahammül edersiniz? Ateşe girseler, cehenneme doğru gitseler. He? Mümkün değil tabi. Rabbim muhafaza buyursun. Dayanamayız o acıya, dayanamayız. Onun için dostlar, evladımıza eğitim açısından harcayacağımız bütün paralarımız bir ibadet niteliğindedir. Yani güzel okullarda, güzel bir ortamda güzel bir çevrede çocuklarımızı bulundurmak zorundayız. Yani sadece kariyer deyip de iyi bir okul dediğimiz zaman kalkıp da dünyalık işte efendim şu üniversiteye çok rahat giren bir okula çocuğumu gönderdim. LGS puanını şöyle yüksek tutacaklar falan deyip de matematiğini, İngilizcesini, sosyal efendim derslerini, işte sayısal, sözel bölümler diye bildiğimiz bölümleri sadece düşünmek de olmuyor. Yani Allah Celle Celaluhu onun fıtratına bir de efendim inançla ilgili bir kalp koymuş. O kalp neyi seviyor? O kalp efendim kime atıyor böyle pat 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 diye? O kalp efendim yarın bize karşı nasıl duracak? Annesinin örtüsünü seven bir kalp mi? Babasının sakalını namazın abdestini seven bir kalp mi? Yoksa efendim sizin gibi yobazları görmek istemiyorum. Ben ev değiştireceğim, yer değiştireceğim falan deyip de kaçan bir kalp mi? Allah hepimize yardım eylesin büyük konuşmaya da gelmiyor. Yani şu anda her Müslümanın en büyük en büyük sıkıntısı konuştuğumuz zaman efendim ilk dertlerimizden bir tanesi hep evladımızın durumları. Evlatlarımız hacisiyle hocasıyla en büyük alimler dahi evlat diyor yani başaramıyorum diyor. Ne yapayım diyor yani. Allah Teala hepimize kayırsın, yardım eylesin bu noktada diye dua edelim. Dua da ediyoruz. Mesela Bunları tabi ben söylerken siz de hafızanıza kodluyorsunuz bunları. Ee, az önce Tahrim suresinin 6. ayetinden bahsettik. Şimdi de sizlerle İbrahim suresinin 40. ayetinden konuşalım. İbrahim suresinin 40. ayetinde Allah'ımız anne ve babalar olarak bizlere namazda şu duayı yapmamızı adeta istiyor. Diyor ki Rabbi cealni mukimes salati ve min Ey Rabbim beni ve zürriyetimi, evlatlarımızı, neslimizi hepsini namaz kılanlardan et ya Rabbi. Namaz kılmayan çocuğumuz, neslimiz kalmasın ya Rabbi. Böyle bir dua annenin, babanın duası makbuldür. Bugünlerde biraz belki sarsılır ama sonrası hep güzel gelecektir. Şöyle bir olay anlatırlar. 30 sene çocuğun üzerine titremiş böyle anne hadi evladım namaz hadi evladım cami hadi evladım namaz hadi evladım cami çocuk bir türlü annesinin dediklerini yapmamış ama işin garibi evleniyor evlendikten bir ay sonrasında namaza da başlıyor camiye de gitmeye başlıyor ve ve bu kadıncağız o kadar seviniyor ki gelin ne diyor Allah senden razı olsun. Ben bu çocuğum efendim böyle cami cemaate... alıştıramadım. Namaz alıştıramadım mı? Sen bir ayda bunun namazın efendim falan kazandırdın. Cami efendim bunu göndermeye başladın. Ne güzel şeyler yaptın falan deyince o da diyor ki anneciğim diyor. Bunun bir temeli vardı diyor. Temelini sen atmışın diyor. Ben artık son vuruşu yapmış oldum diyor. Yani son benim efendim buradaki gayretimle beraber oldu ama aslında temel sana ait diyor ve bir kısa anlatıyor. Diyor ki vakti zamanında böyle mahallenin ortasında, sokak ortasında büyükçe bir kaya parçası var. Yani insanlara zarar veriyor falan. Bir adam gelmiş onu efendim orada kırmak için. 1-2-3 ee, çekişlerle vuruyor. 99 tane vurduktan sonra adam iyice tabi efendim pert oluyor. Yoruluyor. Bir kenar oturuyor. Oradan birisi geliyor. Efendim Bismillah ya Allah diyor. Bir indiriyor o çekici ve kırılıyor. Ve bakıyorlar ki Allah içerisinde güzel bir kocaman bir küp altın çıkıyor. Tabi efendim o küp altını o son vuruşu yapan kimse almak istiyor. Öbür adam da diyor ki ya ben, benim de bir emeğim var diyor. 99 kere ben vurdum. Sen bir tane vurmakla aldın falan deyince kadıya gidiyorlar, mahkemeye gidiyorlar. Ve o zaman hakim efendi, kadı efendi diyor ki bu bu e, kayanın parçalanmasını sağlayan aslında o 99 tane vuruş zemini hazırladı, hazırladı, hazırladı. Bir tane vuruş efendim son aşamayı getirdi. Dolayısıyla bu küpün içerisindeki 99 altın efendim 99 vuran bir altında son vurana böyle paylaş edeceksiniz deyince bu kızcağız veya gelin hanım diyor ki anneciğim bu çocuğumuzun da ve sizin oğlunuzun namaz kılmasının 99 payı sıra bir payı bana benimdir diyor. Vuralım. Yani tabiri caizse çocuğumuza hadi evladım, hadi yavrum, namaz, namaz diyelim. İnşallah bu bizim anne, babalar olarak isteklerimizin sonu, güzel bir gelecektir. Çocuğumuz da bir gün seccadenin başında annesini mutlu edecektir, babasını mutlu edecektir. Biz görmesek bile çocuğumuz arkamızdan bunu yapacak ve efendim biz kabrimizde bunlar yüzünden sevineceğiz. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam diyor ki, Cennete insan güzel dereceler kazanır kazanır da sorar ya Rabbi ben bunları nereden kazanıyorum? Böyle bir ibadetim yoktu benim, bir kulluğum yoktu. Bu dereceleri kazanamazdım ben deyince Allah'ımız Celle Celaluhu ona cevaben buyuruyor ki evlatlarının dualarından kazanıyorsun. Bize de Rabbim böyle dua edecek hayırlı evlatlar nasip eylesin inşallah. Onun için Evlatlarımızı okulumuza gönderdiğimiz zaman arkasından dualarımızı unutmayacağız. 7 yaşındaki yavrumuzu sabah namazına kaldırmaya çalışalım. Evladım hadi okula zaten gideceksin. İlk önce bir abdestini al, namazını kıl, öyle efendim kahvaltını yap, okula gidersin diyelim. Efendim bir iki gün böyle şey yapacak ama biz ödüllendirelim. Onu efendim bu noktada hediyeler almak suretiyle motive etmeye çalışalım. Ondan sonra Allah'ın izniyle arkasından dualarımızı unutmayalım. Tembihatlarımızı unutmayalım. Özellikle hayırlı arkadaşlar bulmalarını, iyi arkadaşlar bulmalarını sağlayalım. Çünkü çok önemlidir bir hadis-i şerifte sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bize buyururlar ki El mer'u ma'a dini halile. Yani kişi kişi arkadaşının dini üzerinedir. El mer'u dini halili. Kişi arkadaşının, dostunun dini üzerinedir. Fel men men yuhalilu. Yani sizden biriniz kiminle arkadaşlık yaptığına baksın diyor. Arkadaş seçimi din seçimi kadar çok önemli. Allah dostlarından efendim büyük zatlardan yeni yani bizim dönemimizde yaşamış büyük insanlardan Mehmet Said Kutku Hazretleri Öyle buyururlarmış. Dikkat et derlermiş. İlk dikkat et evladım. Seçtiğin arkadaşına dikkat et. Çünkü arkadaşın kötü olursa sen evliya bile olsan, evliya bile olsan kötü arkadaş seni yoldan çıkarır derlermiş. Arkadaş seçimine çok dikkat etsinler. Eve geldiklerinde muhakkak onlarla bir konuşalım nasıl geçti günün diye. Çantalarını çocukların önünde veya onlara haber olmadan bir kontrol edelim. Bir şey getirmiş mi? Bir silgiyi buldunuz, bir kalem buldunuz. Evladım bu bunu sana ben vermemiştim. Hayır ola nereden geldi diye soralım. Yani o çocuk takip edildiğinin farkında olsun. Ve çocuklarımıza şunu özellikle söyleyelim. Evladım ben seni e, hep abdestli sütlerle, dualarla büyüttüm. Haram lokma yemedin, sen de haram lokma sakın yeme, haram bir şey hayatına karıştırma, çok çizgini koru evladım, dikkat et. Yalan söyleyen kimselerle asla efendim arkadaşlık yapma evladım, bunları tembih edelim. Ee, büyüdüler biraz mesela, sigara içenlerle asla arkadaşlık yapma yavrum. Çünkü sigaranın beraberinde başka şeyler de, alkoller falan da gelebiliyor Allah korusun. Rabbim evlatlarımızı, neslimizi çok muhafaza eylesin. Ona ne emanetler? Rabbimize emanetler. Başka bir şey söyleyemiyorum sevgili dostlar, değerli kardeşlerim. Yine Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bize bu noktada şunu diyor. Ekrimu evladekum ve ahsinu adabahım. Çocuklarınızı efendim güzel bir şekilde yetiştirin, gıdalarını verin, hayatlarına güzel efendim bir pozisyon kazandırın ama en önemlisi ahlaklarını da çok güzel yapın. Ahlak güzelliği yüz güzelliğinden çok daha önemlidir. Yani ağzı bozuk olan bir kimsenin yüzü ne kadar güzel olursa olsun ağzına çıkana dikkat etmiyor. Yani şimdi maalesef, maalesef üzülerek söyleyelim gençlerimizin kızı erkeği yani bunu ayırt etmeden söylüyoruz. O kadar bozuldular ki sokakta biz utanıyoruz onların konuşmalarından, onların davranışlarından. Ama bunu olumsuzluk olarak görmeyelim. Bunlar hep değişecek inşallah. Biz değiştirirsek Allah Celle çocuklarımızı neslimizi de değiştirecek. Biz Allah'a dönersek Allah Celle -Huh onların da kalplerini döndürecek. Bizim elimizden telefon düşerse yani biz efendim adeta telefona, teknolojiye karşı oruç tutmaya başlarsak yani dur, dur burada dur diye çocukta efendim buna dur diyecektir. E bizim elimizden düşmüyor bu telefon. Oraya buraya giriyoruz. Instagram'lardan efendim, Facebook'tan falan kurtulamıyoruz. E bakıyor çocuk. O da aynı şeyler yapmaya başlıyor. Yani çocuk fotoğraf çekiyor. Biz ne yapıyorsak aynılarını yapıyor. Mesela şöyle bir şey öneriyorum. Biz sabah namazını kılmadan, biz Kur'an'ımızı okumadan, tesbihatımızı çekmeden, Allah ile bir görüşmeden sakın kulların efendim yaptığı, kulların haberleri olan mesajlara bakmayalım. Telefon elimize dahi almayalım. Çok önemli bir ölümcül olay vardır efendim. Hayati bir olay vardır. Ona bir şey diyemiyorum. Ama normal sıradan bir günümüz başladığında o telefon bir kenarda dursun. Utanacağız. Allah'ın Celle Celaluhu. Uyutan o. Rızık veren sana o. Seni yaratan o. Seni yöneten o. Sana bu kadar nimetleri döken o. E sen daha onunla görüşmeden bakıyorsun kullar ne yazmış, efendim ne göndermişler. Onu efendim göreyim, bunu göreyim. Olmaz. Böyle kendimize bir çizgi bölürlersek Allah'ın izniyle çok iyi olur. Hatta bugün hoşuma gitti. Böyle bir şey paylaştım. Efendim, sabah namazına kalkamayan bir kimse kendisine bir ceza versin 100 lira atıyorsun sadaka kutusuna. Ertesi gün bir daha kalkamadın 100 lira daha. 100 lira daha bunu inan üç gün yap 4. günde kalkarsın. Çünkü dayanamaz ki insan. Yüzde 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 cezalandıracağız kendimizi. Bazen aç kalacağız, bazen para vereceğiz ama illa bu yolu istikamet üzere bulunduracağız. Bitiriyorum sohbetimi. To yavaş yavaş böyle sona gidiyorum. Diyor ki rahmetullahi aleyh büyük efendim alimlerden ve şehit olmuş bu dava uğruna şehit olmuş Hasan el-Benna yarınlar yorgun olanların değil rahatından vazgeçenden olacaktır. Yarınlar yorgun olanların değil rahatından vazgeçenlerin olacaktır. Onun için çocuklarımıza, kendimize bir yol haritası, gençliğin efendim geleceğini belirleyen bir güzel adeta bir dava insan olmanın efendim sözleri verilmeli. Evladım, yorgunum deme. Yürü, yürü Allah yolunda yürü. Bak yorgunum deselerdi 80-90 yaşında Eyüp Sultan Hazretlerimizi biz burada bulamazdık. Yorgunum deselerdi ta Japonya'ya sahabe-i kiram gitmezdi. Yorgun deselerdi, efendim Kıbrıs'sa peygamberimizin halası gelmezdi. Aman evladım, rahatın namaz gideceksin ki gelecekte sana dua etsinler, bir iz bırak, bir eser bırak evladım. Çocuklarımız bu bilinçle okula gelecekse efendim girdiği okulda efendim bir boğaz içi mi tutturdu. Örnek olarak, evladım tebrik ederim ama inşallah burada çok güzel hizmetler de yapacaksın. Sadece böyle bir monoton kalıplaşmış robot gibi okuldan eve evden okula değil bir arkadaş çevresi kuracaksın. Onlarla beraber efendim güzel platformlar hazırlayacaksınız. Ondan sonra beraberce namaz namaza gideceksiniz. Geçen bir kardeşimizi söyleyeyim. Ben maşallah gittim diyor. okula kaydımı yaptırdım. Özel bir üniversite. Burslu falan gidiyor. Ondan sonra baktım. E spor sahası var harika. Diğer efendim etkinlikler düşünülmüş. Bir düşünmeyen olmayan şey nedir? mescit. Namaz kılma yerim yok. Gittim dekana diyor. Oturdum karşısına daha hazırlık sınıfında üniversiteye girmiş, hazırlık sınıfında dekanın karşısına oturdum. Dedim ki dekan bey, hocam her şeyi düşünmüşsünüz de biz namaz kılacağız. Ben bir Müslümanım. İsmi de Abdurrahman bu kardeşimizin. Ondan sonra dekan demiş ki vallahi demiş ilk sefer böyle bir istekte bulunulur demiş. Efendim seni rektöre demiş göndereyim. Rektör demiş bu işin efendim sorumlusu. O daha net karar verir. Gittim rektöre diyor. Olayı anlattım. Notunu aldı. Ondan sonra diyor fazla geçmedi. En fazla işte efendim 10 15 gün arası bana bir haber geldi ki mescidiniz hazır. Öyle güzel bir yerler kurmuşlar ki önünde güzel yeşillikler, harika bir görünüm var. Kütüphanede koymuşlar yanına. O ben bir başladım namaza diyor. Baktım pıtır pıtır mı efendim dökülmeler. Başka arkadaşlar da mersi istiyormuş namaz kılmayı. Ama bir önder lazım. Bir lider lazım. Efendim bir lokomotif lazım. Bir sürü vagon arkanıza takılır gelir. Çocuklarımıza bunları tembih edelim inşallah. Ya gittikleri okullarda bir lider olmaya çalışsınlar. İslam'ın lideri, Kur'an'ın lideri, namazın, abdestin önderi olsunlar inşallah. Cuma'ya gitmelidir. Cuma'ya davet etsinler. Yavaş yavaş bu sosyete efendim bütün Türkiye'ye yayılacaktır. Ce neden? Türkiye şehitler diyarıdır ya bastığın toprakları efendim toprak diyerek geçme. Tanı düşün altında binlerce kefensiz yatanı. Dediği gibi Mehmet Akif'in biz şehitler diyarındayız. Olmaz. Şimdi ileri geri konuşanlar ve örtülülere orada burada metroda falan ama elhamdülillah ağızlarının paylarını da alıyorlar. Almaya da devam edecekler. Efendim bu memleket sahipsiz bir memleket değil. Ya Rabbi günahlarımızı affeyle. Ahir ve akıbette bizi hayır eyle. Her türlü kazadan, beladan, depremden, afattan muhafaza eyle. Allah'ın bol bereketli yağmurlar nasip Allah'ım ölmüşlerimize rahmet eyle. Kabirlerin nur makamlarını cennet eyle. Bize de son nefeste iman, Kur'an, şehadet nasip eyle. Kabrimize girerken cennet bahçesinden girer gibi girebilmeyi nasip eyle. Sonra da inşallah cennette Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme komşu olmayı bize, analarımıza, babalarımıza, hocalarımıza, bütün aile bireyler bize nasip et ya Rabbi. Amin, amin, amin. Şu anda dua bekleyen bütün kardeşlerimiz hepsinin Dünyaların ahiretlerini mamur eyle. Hastalara şifa dertleri de var. Borçlu nasip eyle. Allah'ım kimseye muhtaç etme. Helal lokmanı ayırma. Harama bulaştırma ya Rabbi. Amin, amin, amin. ve vesselamu aleyke ya Resulallah. ve vesselamu aleyke ya Habiballah. ve vesselamu aleyke ya Seyyidil Evveline vel Akhirin. Subhanallah ve bihamdihi. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وأشهد أن محمدا عبده ورسوله سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين لله تعالى الفاتحة